Evet arkadaşlar, bugün günlerden çarşamba. Akşam saatlerinden itibaren etkili olan, daha doğrusu çok da etkili olduğu söylenmeyen bir yağış sonrasında yine Efkaf mahallemizde bulunan Sercan Öngül İlkokulu'nun bahçesindeyiz. Şu an burayı gördüğünüz üzere şu an bu su çekilmiş vaziyette, düşünün. Öğrenciler bu okullarda eğitim görüyor. Şehit Sercan Öngül İlkokulu ve Özel Eğitim Uygulama Merkezi. Buradaki öğrencilerimiz, özel öğrenciler, ilkokulunda okuyan öğrencilerimiz ise yaşları küçük öğrencilerimiz. Biz bu öğrencilerimizi iyi bir eğitim alsınlar, sağlıklı, hijyenli bir ortamda geleceğe yetişsinler diye bekliyoruz, ümit ediyoruz. Yalnız yıllardan beri değişmiyor. Efkaf mahallesinde çöplük alanda süren rehabilitasyon çalışmalarından dolayı görüyorsunuz dolgu sahası. Burayı doldurdular. Sonucunda ne oldu? Yağan her yağmur sonrasında affedersiniz. Yani burada kanalizasyon bu okulun bahçesine doldu. Her yağmur yağmasında bu sıkıntı yaşandı. Her yağmasında yetkililer geldi, burada inceleme yaptılar. İtfaiye ekipleri geldi, burada su boşaltım çalışmalarında bulundular. Ben buradan sormak istiyorum. Bunun kesin bir çözümü yok mu? Yani kesin çözümü var aslında bakarsan, çok basit. Bu zamana kadar şu dolgu sahasını görüyorsunuz. Niye bu kadar yükselttiniz? İkincisi, buradaki giderler, bacalar dediğimiz bacalar, bu dolgulardan dolayı tıkalı. Bu bacalar neden açılmıyor? Burası Büyükşehir Belediyesi'nin yönetiminde, sorumluluğunda olan bir bölge. Bu bölge yalnız hiçbir şekilde işlem yapılmıyor. Bundan önceki okul müdürlerimiz olsun, şu an Şehit Sercan Okulu Müdürü Mahmut Bey olsun, hep bu sıkıntıları yaşadılar. Şu an İlçe Emniyeti Müdürümüz Saygın Bey burada. İdareci arkadaşlarla birlikte sorunu yerinde inceliyor. Neler yapabiliriz üzerine istişarelerde bulunuyor. Evet, üzerine basarak söylemek istiyorum. Şu an şu görmüş olduğunuz su akıntısı, kanalizasyondan akan, taşan pis su. Karşısında görmüş olduğunuz binalar ise eğitim öğretimin verilmiş olduğu bir okul. Bu kadar pervasızlık, bu kadar düşüncesizlik olmaz, olmamalı. Çünkü burası bir eğitim kurumu. Görüyorsunuz. Normal bir yağan suyla oluşan bir su taşkını değil arkadaşlar bu. Yağan yağmur çok fazla değil. Çok fazla olduğu zaman zaten okulu komple su basıyor. Biz burada yani geçmişe dönük gidecek olursak çok sayıda haber yaptık. Öğrenciler sıraların üzerinde okullara girdi. Ama bu kaderimiz, bu çileğimiz burada değişmiyor. Evet, gözlerinizle görüyorsunuz. Buradan yeni Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Engin Tekin Taş'a seslenmek istiyoruz. Bu zamana kadar çözülmeyen bu okulun çilesinin bir an önce çözülmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımız, velilerimizin talepleri de bu doğrultuda. Umut ediyoruz ki bu sıkıntı en kısa sürede çözülür. Çocuklarımız daha sağlıklı bir eğitim, öğretim ortamında eğitimlerine kaldığı yerden devam ederler. Evet, şu an görüyorsunuz arkadaşlar. Taşan bir baca bu. Kanalizasyon atığının olmuş olduğu, giderlerinin olmuş olduğu bir bacadan çıkan su. Gözlerinizle görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Bu kanalizasyondan taşan su okulun bahçesine doluyor. Hemen yanı başında ise Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun giriş kapısı bulunmakta. Evet. Vallahi yarım saat 45 dakika oldu, bunu açıklamadım.
Siz veli misiniz? Buradaki sıkıntı ne? Şu an burada kaldınız herhalde, mahsur kaldınız. İster misiniz? Ne söyleyeyim diyorsunuz, her şey görünmeye ortada. İdarelerimiz ve velilerimiz okuldan çıkamıyorlar. Çünkü önünde kanalizasyon atığı mevcut. Ve görüntüyü görüyorsunuz. Şu an itfaiye ekiplerimize çok teşekkür ediyoruz. Görev ve sorumluluğunda olmayan bir alanda kanalizasyon giderini aşmak için canla başla çalışıyorlar. Yalnız OSKİ ekiplerimize şu saate kadar gelen giden olmadı. Çünkü Fatsa'nın değişik birçok noktasında da bu manzarayla mevcut olduğu için muhtemelen yoğunlardır. Buraya en son bakacaklardır.